Evet. Motor kullanacaklar için bağlayacağımız, yani kullanacağımız aparat, bağlantı aparatları şurada arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bu deliklere uyduracağım. Bu motoru kullanacaklar için şu bağlantı aparatını bağlayabileceğim delikler açıyorum. İlk iki deliği buradan kullandım. Şurada bakın. Şuradaki 28'di zaten. Onları kullandım. Şu iki delik arası mesafe 28 milimetre. Benim aparatımdaki iki delik arası da 28 milimetre. Sonra şuradan Sketch Dimension'a gelip şu iki delik arasındaki mesafeyi de ölçüyorum şu anda. Bakın bu da 28. Yani o parçaya uydurmuş oldum. Aynı işlemi karşı tarafa da yapacağım. Bunu yine aynalamayla yapmak istiyorum. Buraya bir tane line hemen şöyle oturttum. Bir tane line çizdim. Sonra mirror'a geldim. Şu ikisini seçtim. Yanlış şeyi seçtim şu an. Arkadaşlar bir daha. Bazen yanlışlıkla şu çemberlerin merkezi seçiliyor. Şu çevreyi seçiyorum. Bir. Bir de şu çevresini seçiyorum. İki. Mirror line'ımı da hemen şunu seçtim. Bakın çıkarttı zaten piyasaya. Okey dediğimde bakın artık metal motor kullanacak arkadaşlarımız için de montaj deliklerini açmış olduk. Şu an onlara da hizmet ettik. Tamam. Yani benim şaselerim artık şasem daha doğrusu hem motor plastik motor için hem de metal motor için uygun hale geldi arkadaşlar. Aynı işlemi şu iki motor girintisi için de yapacağım. Çünkü ben burada dört motor kullanıyorum biliyorsunuz. Hemen bir line yine onu mirror'la yapmak istiyorum. Geldim. Şuradan şuraya bir line çizdim arkadaşlar. Buraya bir mirror daha Hocam, yapacağım. bunları için motor kullanacak, değil mi? Evet. Ama bence siz de yapın. Yarın bir gün belki hani kullanmayacağım diyenler de yapsın. Çünkü yarın bir gün vazgeçip de kullanmak isterseniz bir daha uğraşmamış olursunuz. Tamam? Ben Şurada her yaptığımda hangisi daha iyi hocam? metal tabii ki daha güçlü. Tamam hocam, ben metal yapacağım o zaman. yapıyorum. Bu sayede bir daha vazgeçip başkasına gelmedi sorun yaşamazsın. Aynen öyle. Ya bir kere yapın. Tam olsun. Ya bir daha dediği gibi Murat'ın uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bakın aynalama yöntemiyle şuraya da aynı işlemi yaptım. Bakın şuraya da açtım o delikleri. Şimdi buradaki mirror line'ım, geçici line'ımı da sildim. Hocam, Efendim? kaç dakika ders kaldı hocam? Şu an yeni başladık daha. İkinci derse 7 yeni dakika mı? başladım. Ha, hocam ben ilk derse katılamadım. Bilgisayar güncellendi de. Tamam, sıkıntı yok. Videoyu aldım. Sen bu derse katıl yine. Tamam. Hocam şu an ne yapıyoruz? Şu an şaselerimizi son hale getiriyoruz. Ve bu şaseleri bu hafta ben çarşamba gününe kadar sizden isteyeceğim. Ve kestirtireceğim. Haftaya da akademide montaja başlayacağız. Tamam. Şimdi Montaj mı nasıl? hocam? Montaj mı dediniz hocam? Anlamadım. Evet, montaj yapacağız haftaya. Ben olsam sizin yerinize hem yani öyle bir şase yaparım ki sizin yerinizde olsam hem dört motora uygun olur hem demir metale ve plastik demir motora ve plastik motora uygun olur. Hem birçok silahı monte etmeye uygun olur. Yani bu çok esnek bir şase yapın bence. Ve bu yaptığınız esnek şaseye de istediğiniz değişikliği yapın ama delme biçmeyle uğraşmayın bir daha. Ben mesela şimdi onu düşünerek yapıyorum. Eğer plastik motor kullanmak istersen bu tarafı kullanacağım ve şu delikleri kullanacağım. Eğer metal motor kullanmak istiyorsam ve iki motor kullanacaksam bakın şurayı kullanacağım yine. Eğer dört motor kullanacaksam hazır bakın açmışım deliğimi. Burayı kullanacağım. Şimdi bana şöyle bir şey sorabilirsiniz. Hocam eğer iki motor kullanacaksam buradaki çıkıntılar çirkin durmaz mı? Diyebilirsiniz.
Veya rakibe avantaj sağlamaz mı? İşte bana buradan taktırır. İşte falan buradan giriş yapar. Kurtulamam belki diye belki soru sorabilirsiniz. Hayır. Hemen şurayı kapatırsınız. Bakın kapatma delikleri de bıraktım. Şuraya bir tane kapatma deliği, şey kapatma aparatı yaparsınız. Burayı kapatırsınız ve sanki hiç delik yokmuş gibi şu yan tarafı yani kapatırsınız. İşlem tamam olur. Yani sizin için hiçbir zararı olmaz. Bence. Artı buraya mesela Talha ve sanırım Talha ile şey göndermişti bana onları ya. Şamil göndermişti yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya bir hızar boşluğu mesela. Şimdi ben de yapacağım o hızar boşluğunu. He, hızar boşluğunu kullanmayacak mıyım? Boş dursun. Buraya nasıl olsa bir tane kepçe koyacağım. Yani rampa koyacağım. Hiç problem değil benim için. Ha, üstünü mü kapatacağım? Mesela robotun anakartını falan gizlemek istiyorum mesela. O zaman şu yanlarda bakın yine delikler açtım. O yapacağım kılıfa bu delikleri kullanarak monte edebilirim yine. Yani delik sizin için bir zarar vermez. Yani sizin yapacağınız hiçbir proje için bir zararı dokunmaz. Hatta sizi birçok işten kurtarır. Açacağınız fazlaca delikler. Bir de delik açmak zaten bizim için çok büyük problem değil artık. Hani mirror'la istediğiniz gibi deliği OTB'ye atabiliyorsunuz. Yani o yüzden bence anakartınızda bolca delik açın ve o delikleri zamanı geldiğinde istediğiniz gibi kullanın. Mesela şimdi ben şu kısma, bu robot benim robotumun ön tarafı olacak. Benim teoride planladığım bu. Hatta şu son yaptığım değişikliklerle ben motorumu bir extrude yapıp görmek istiyorum. Tamam mı? Şimdi herkes işi gücü bıraksın beni izlesin. Benim ekranıma gelin yani. Fusion'u bırakın. Benim ekranıma gelin. Çünkü bu işlem biraz kafa karıştırıcı bir işlem. O yüzden özellikle ama özellikle beni bir dinlemeniz gerekiyor. Şu an herkes bende mi? Arkadaşlar. Evet hocam. Herkes beni dinliyor. Şimdi burada çizimlerimi, deliklerimi, her şeyimi yaptım, bitirdim. Bu arada öne plastik motor takamıyorsunuz. Ben onu söyleyeyim. Öne plastik motor deliği koymamışsınız. Evet. İsteyenler eğer bu 4 tane plastik motor kullanacağım diyorsa şuradaki açtığımız 11 deliği aynalama yöntemiyle buraya aktarabilir. Eğer istiyorsanız tabii. Ben aynalamıştım yine. Aynen öyle. Bu 4 şuradaki 11 deliği şuraya bir mirror line çizersiniz tam ortaya. Buradan aynalama yaparak onu aktarırsınız. Tamam? Yani ben öyle yaptım hocam. Aynen. İsteyenler onu da yapabilir. Şimdi ben bu deliklerimi bir görmek istiyorum. Bakayım benim şasem ne alem. Yani ne oldu en son yani. Herkes bende iyice bir dinlesin beni. Hiçbir şeyle uğraşmayın. Şimdi burada ben finish sketch diyorum öncelikle. Bakın finish sketch dediğimde projem eski haline döndü ve yeni açtığım deliklerin hiçbiri yok piyasada. Dikkat ettiyseniz. Yani o ilk açtığım anakart ve sensör şeye sarhoş teker delikleri duruyor şu anda sadece. Peki onları nasıl göreceğim? O da şöyle arkadaşlar. İyi bakın ekranıma. Timeline'a yine geliyorum. Bakın şurada timeline'ım var biliyorsunuz. Buraya geliyorum ve burada bakın ilk başta Sketch 1'i Edit Future yapmıştım. Şimdi sırada bakın Sketch 1'in üstüne geldiğimde zaten delikler böyle flu şekilde gözüküyor bakın. Dikkat ettiyseniz. Şimdi Extrude'un üstüne geliyorum. Sağ tıklıyorum. Edit Future dediğimde bakın Edit Future menüsü karşıma çıkıyor. Ve benim biraz önce açmış olduğum delikler flu bir şekilde gözüküyor. Eski deliklerim de net bir şekilde gözüküyor. Bakın hiçbir şeyle uğraşmayın. Tekrar söylüyorum. Şimdi yapmanız gereken şey şu. Hatırlarsanız Extrude işlemi yaparken nereye Extrude'lama yapacaksam orayı Profiles'tan seçiyorum ben. Yani şu deliği deleceğim ya da şu zemini yükselteceğim diye Profiles'tan yer gösteriyorum. Benim şu ana kadar yaptığım 64 tane deliği Fusion seçilmiş olarak getirdi benim karşıma. Ama bu benim için faydalı bir durum değil. O yüzden bu 44 tane selected yazıyor ya bakın şurada 46 selected yazıyor. Bunun yanındaki çarpıyı işaretleyip siliyorum. Tamamen projem sanki hiç extrude'lanmamış hale geliyor.
Sonra buradaki select'te deliklerin haricindeki o şasinin kendi gövde kısmı var ya, orada bir yere tıklayıp, bakın bir selected yazdı şimdi, one selected yazdı. Distance'ımız 5 milimetreydi zaten, öyle kalıyor arkadaşlar. Sonra burada OK'ye tıkladığımda artık bakın deliklerim piyasaya çıkıyor tekrardan. Tamam. Yaptığım işlemi anlamışsınızdır umarım. Evet. Şimdi ben bu şekilde şasemin son halini böyle görebiliyorum. Bakın her yeri delik deşik oldu şu anda. Görüyorsunuz bayağı garibim. Ki ben şöyle söyleyeyim, bu delikler aslında hiçbir şey değil. Mesela şu kenarlara açtığım deliklerim var ya benim arkadaşlar, bakın şunlar. Mesela bunun yanına iki tane daha açabilirim. Bunun yanına yine. Hatta burayı böyle komple şunlarla doldurabilirim. Niye? Çünkü delik benim için avantaj. Her ne için kullanacağım hiç belli olmaz. Mesela biz bu BattleBots'lara Bluetooth bağlayacağız biliyorsunuz. O Bluetooth'ların mesela civatayla tutturulması gerekebilir. Alın size hemen oradan istediğiniz herhangi bir deliği kullanın mesela. İşte atıyorum buraya bir tane robot kol takacaksınız. Biliyorsunuz robot kol için bir sürü delik açmıştık biz ve çok çirkin olmuştu. Buraya rastgele böyle delikler açın. O robot kolunun 2-3 tanesi tutsun o deliklere yeter. Yani hep bütün deliği 5 tanesini 6 tanesini birden tutturmaya gerek yok yani nihayetinde. Öyle çok çok aman aman güçlü servolarımız yok bizim sonuçta. Yani buraya açacağınız her delik sizin ileride kullanacağınız her türlü montaj için size avantaj sağlar arkadaşlar. Bunu bir kere aklınızdan çıkartmayın. Ve bu yan taraflara açtığım benim dediğim gibi bu söyleyin adını kaplama veya kapatma aparatı yapacağız yani buraya. Bunları zaten metalden yapın. Çünkü hızar kullanacak arkadaşlarımız var. Ki ben de dahil. Ben de hızar kullanacağım. Bir kere şaselerinizi zaten ben demirden kesittireceğim. Saçtan kesittireceğim. Burada yapacağınız tüm ya hocam şaselerimizi saçtan kestirecekseniz biz neden buradan ayarlıyoruz ki o zaman? Ne ayarlıyorsun? Hani bu 3D yazıcı için değil miydi? Oğlum bunu lazer kesime vereceğiz. Buna göre kesittireceğiz. Yani burada mesela bütün o kapamaları yapabildiğimiz kadar metal yapacağız. Ha, o zaman hızarın bir anlamı kalmıyor mu? O zaman başka bir şey, başka bir silah bulacaksınız. Tamam mı? Talha bir şey söyleyeceksin sanırım. Söyle. Hocam o yarışmayı kim kazandı? Daha açıklamadım. Evet hocam. Daha açıklamadım. Bugün çünkü bugün bitiyordu biliyorsunuz. Saat 4'te bitiyordu gönderme. Proje resmi gönderme. Şimdi herkesin projesini topladım. Bugün Esengül hocanızla birlikte oturacağız. Beraber tartışacağız. Hangisi güzel, hangisi daha ayrıntılı diye. Onun sonrasında karar vereceğiz. Ve birinci olan arkadaşınıza soracağız. Yiyecek mi, donanım mı diye. O karar verecek. Ona göre de ödülünü belirleyeceğiz. Tamam. O sonraki iş yani. Şimdi tamamladık. Bu şasiyi tamamladık. Ben bununla ilgili birçok daha oynamalar yapacağım. Yani buraya hızar boşluğu açacağım. Buradaki delikleri arttıracağım. Robot kol için delik bırakacağım. Siz de istediğiniz gibi bunun üzerinde oynama yapabilirsiniz. İstediğiniz işlem, aklınıza gelen herhangi bir şey olabilir. Onunla ilgili ön çalışma olması açısından yine bir delik bırakabilirsiniz falan filan. Yani bu size kalmış. Yalnız burayı unutmayın. Altını çizerek söylüyorum. Çarşamba gününe kadar, bir önceki gruba da söyledim bunu hatta. Çarşamba gününe kadar herkesin şase projesini istiyorum. Çünkü çarşamba günü topladığım tüm projeleri perşembe günü sanayide götürüp demir şase üzerinde kestirteceğim. Tamam. O yüzden bana en geç çarşambaya kadar getirin ki beni gönderin ki projelerinizi. Benim cumartesi onları yetiştirmem mümkün olsun. Hocam özelden mi atalım, gruptan mı? Şimdi onu nasıl atacaksınız onu söyleyeceğim. Burada arkadaşlar lisansını kabul ettirebilen arkadaşlarınız vardır muhtemelen aranızda. Gerçi... Hocam ben size bir şey sormuştum. Motor deliklerinin arası. Hangi motor deliklerinin arası? Hocam sarı. Ha şey mi? Onun arası kaçtı arkadaşlar ya? Dur bakalım hemen. Onu kapatmışız aksi gibi işte şimdi de. Lastik motorun mu?
Plastiğin evet. Aparat, işte plastik motorlarının... Yediydi galiba. Arasındaki mesafe yediydi o deliklerin. Yok. Ha evet hocam, yediydi yediydi. Emin misiniz yedi olduğuna? Eminim hocam evet. Ben. Şu iki delik arasını soruyor ya. Evet. Bakıyorum. 17. Sen bu ikisini soruyorsun değil mi? Evet hocam. 17 milimetreymiş. Buna uygun yaptık ya motorun üstündeki delikleri. Tamam hocam. Milimetre olarak yapmışız yani. Tamam mı? Hocam demir motor kullanacaklar, ne yapacak? Demir motor kullanacaklar nasıl yani, ne yapacak? Hocam yani plastik motorların hani büyüklükleri aynı mı? Onlar için de şey yaptık ya. Delikler açtık ya. Onların içine... Hocam ben geç geldiğimden dolayı şey oldu ya. Ha yani, doğru. Sen kullanamadım mı? Şu mesela bak şuradaki 4 delik, şu an gösteriyorum. Şuradaki 4 delik o demir motorların bağlantı aparatları için. Tamam. Şunlar. Evet, şimdi nasıl paylaşacaksınız, bana nasıl göndereceksiniz onu anlatıyorum. Eğer ki lisansınızın yanında, bakın benim ekranıma gelin şimdi yine. Sadece benim ekranıma bakın. Şurada yukarıda Autodesk Fusion 360 Education lisans yazıyorsa ekranınızın sol üstünde şu parantez içerisinde. Bende yazmıyor. Education lisans. Bende de yazmıyor. Lisansınız kabul edilmiştir demektir. Tamam mı arkadaşlar? Benimki kabul edilmedi. Gün mü yazıyor? Ama benimki de kabul edilmedi maalesef. Gün mü yazıyor? Git onu da yazıyor. Mail'den bile bana yolladılar. Tamam. Eğer burada lisansını kabul ettirebilen arkadaşlarınız varsa şöyle yapacak arkadaşlar. Şimdi bu proje açık ya şu an bende. Geliyorsunuz şurada, bakın Show Data panele tıklıyorsunuz buradan. Şurada bir data, bir de people diye bir seçeneğiniz var. Daha sonra iki seçeneğiniz var. Bakın şurası. Buradan people'a geliyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? People'a gelip buradaki mail adresine, bakın şurada mail adresi kısmı var. Buradaki mail adresine benim şu mail adresimi yazıp invite diyorsunuz. Ve ben o projeyi artık görebiliyorum. Bakın bir arkadaşınız mesela, Rıdvan Güven diye bir arkadaşınız. Burada bir bana göndermiş, ben de kabul etmişim. Ben artık o arkadaşınızın projesine girip müdahale edebiliyorum. Değişiklik yapabiliyorum yani. Fusion'un güzel özelliklerinden biri diye söylemiştik ilk hafta. Bunu bu şekilde gönderebilirsiniz. Ha, lisansınız kabul edilmedi. Hocam. Söyle. Ben o şeye basınca orada people ve data gözükmüyor. Direkt all projects, libraries, samples falan yazıyor. Gözüküyor olması lazım ya. Gözükmüyor. Data ve people çıkmıyor mu sende? Hayır. Allah Allah. O zaman enteresan ya. O lisans kabul edilmediği için yapıyordur. Hiç sorun değil. Education lisans yazıyor. Ha yazıyor education lisans diye. Show data panele tıkladın. Bu çıkmadı yani, öyle mi? Evet çıkmıyor. Bende de people'a gelince enter email adresin üzerine bassam da olmuyor. Olmuyor işte, ama Alper seninki enteresan. Sen doğru yerde olduğuna emin misin? Nasıl? Bak şöyle, show data panel şurada. Buraya tıkladın değil mi? Evet. Buna tıkladın. Bu çıkmıyor yani. Şurası. Çıkmıyor. Allah Allah. Çok ilginç ya. O zaman sorun değil, tamam. Alternatif yöntemi anlatıyorum size. Şimdi projemdeyim yine. Son şeklini verdim. Artık Coşkun Hoca'ya göndereceğim projeyi. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bakın, proje ağacı dediğimiz bir yer vardı bizim. Project tree diyoruz biz buna. Konuşamadım. En üstte bakın şurada benim kaydettiğim isim duruyor. BattleBot Şasa versiyon 2 diyor, bakın. Şurada görüyorsunuz. En üst yani, bunun en üstü. Şu tree'nin en üstü ağacın. Hocam şey söyleyebilir miyim? Söyle. İkisi de alan gibi oluyor ama. Allah Allah. Çok ilginç. Açılmıyor ekran hocam. Tamam, sorun değil. Burayı dinleyin. Bu şekilde yaparsınız. Şimdi bakın, burada BattleBots Şase versiyon 2 yazan yere gelip
Şurada bakın adı yani. Projenizi ne diye kaydettiyseniz o. Ben böyle kaydettiğim için böyle çıkıyor. Buna sağ tıklıyorsunuz burada. Bir menü açılıyor buraya. Sonrasında arkadaşlar Save as STL diye bir seçeneğiniz var. Bakın şurada. Herhalde görmüş olmanız lazım şunu. Buraya tıkladığınızda Save as STL diye tıkladığınızda bakın burada bir menü açılıyor. Bu menüye okey diyorsunuz. Okey dedikten sonra size nereye kaydedeyim diye soruyor arkadaşlar. İşte masaüstü diye işaretleyip kaydet dediğinizde bilgisayarınıza direkt kaydediyorsunuz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem yine bu menüyü açıyorsunuz. Yani BattleBots şase versiyon 2'ye gelip sağ tıkladınız. Menü açıldınız. Bakın burada export diyor. Export. Export ne demek? Kaydet. Ne? Kaydet. Kopyala. Export. Export hocam, ben üsttekine bakıyorum. Export ne demek? Export dışarı aktar demek. Yani dışarı çıkart demek. Buna export dediğinizde arkadaşlar bakın şurada size bir menü açıldı. Export menüsü. İşte uzantı dosyası falan filan. Bir de şey diyor bakın. Save to my computer. Yani bilgisayarınıza mı kaydetmek istiyorsunuz diyor. Buna export dediğinizde arkadaşlar şuraya tıkladığınızda artık sizin bu projeniz bilgisayarınıza kaydedilmiş oluyor. Yani bu şekilde iki yöntemi kullanarak çıkartıyorsunuz. Sonrasında bana bu elde ettiğiniz şu STL var ya, ya STL ya da şuradaki Fusion 360 dosyasını, bakın şu iki tane ayrı dosya açmış oldum. Bu ikisinden birine hiç fark etmez hangisini gönderirseniz gönderin. Eğer bunu gönderirseniz, tabii farkını da söyleyeyim. Bunu gönderirseniz sizin projenize müdahil olabilirim. İnceleyip bakabilirim, değişiklik yapabilirim istersek. Ama bunu gönderirseniz hiçbir hocam, şey... Hocam hangisini? Bence bunu atın. Ekran dondu hocam, hangisi? Şu alttaki. Ha pardon, ben ekran... Hocam ekran gözükmüyor. Hocam dondu, ekran dondu hocam. Pardon özür dilerim. Ben... Ekran çoktan gitti ki. Evet. Ben de gidip. Şimdi açtım. Bakın görüyor musunuz şu an? Hocam ekran gelmedi ki daha. Gelir mi? Şimdi geldi. Hı. Bakın şimdi iki tane dosya indirdim. Bakın şurada ikisi işaretliyorum şu an, gösteriyorum. Bu STL olan ilk kaydettiğim. Bu da F3L olan. Uzantılarını söylüyorum tabii. Eğer ki F3L olanı gönderirseniz bana, yani şunu alttakini gönderirseniz, ben sizin gönderdiğiniz projeyi açıp değişiklik yapabiliyorum. Bir hata yaptıysanız düzeltebiliyorum. Ama STL'i gönderirseniz hiçbir değişiklik yapamıyorum. Tamam. O yüzden eğer gönderebilirseniz bana şu F3L'yi gönderin. Ki hocam hani, en son yaptınız değil mi bu? Aynen. Export'la yaptığım vardı yani benim. O. Hani export işlemiyle yaptım. Bunu gönderirseniz bakarım, kontrol ederim bir hata var mı, eksik var mı diye. Ona göre bir de gerekiyorsa değiştiririm, öyle kesime gönderirim. Tamam? Tamam hocam, teşekkür ederim. Peki bunu nasıl göndereceksiniz? Bunlar arkadaşlar çok büyük ebatlı şeyler değil. Mesela bu 112 kilobaytmış. F3D olan. STL olan da bakayım 264 kilobaytmış. Bunları isterseniz WhatsApp'tan bana gönderebilirsiniz. İsterseniz maille attachment yaparak gönderebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. İstediğiniz gibi bunu bana gönderip ulaştırabilirsiniz yani. Tamam? O karar sizde. Hocam peki WhatsApp'tan atarsak gruba atabilir miyiz? İstediğiniz yere gruba da atabilirsiniz, özelden de gönderebilirsiniz. Hiç problem değil. Tamam? Tamam hocam, teşekkür ederim. Ama dediğim gibi çarşambaya kadar gönderin ki bana. Neden? Ben çoktan gönderdim, onu söyleyeyim. Hadi ya. Aa, tamam o zaman, sıkıntı yok. Çarşambaya kadar hocam, son halini kesim yaptırtacağım çünkü. Efendim? Bir şey sorabilir miyim? Ben şu an şey yapmaya çalışıyorum da. Bir tane tekerin koruması oluyor, diğerinki olmuyor. Onu nasıl düzelteceğim? Nasıl koruması oluyor, diğeri olmuyor, onu anlamadım. Ekran yani şu... paylaşayım mı hocam? Olur, paylaş, hemen açayım. Ekran paylaşayım mı?
Paylaş. Ben durduruyorum paylaşımımı. Sen paylaş bakalım. Böyle oluyor hocam. Daha gelmedi. Bir gelsin. Ha. Neresin diyorsun olmuyor diye? Ha sen direkt mi bu kapatıyorsun bunu? Ha deliği mi olmuyor diyorsun? Hı hı. Aynalama yaptın mı? Böyle olmuyor. Ha sen böyle yapmak öyle istiyorsun. Öyle mi yapayım? Ha sen şeyde mi yapacaksın? Bunu direkt kesimde çıkarttıracaksın yani. Hı hı. O da olabilir aslında. İyi fikir bak. Güzel. Hocam çok ince değil mi ama? Bu çok ince evet. Vurdular mı gider bu. Hocam bugün de fikir çaldık çok şükür. Evet aynen öyle. Evet hocam ya. Onu nasıl yaparsın? Şöyle yaparsın onu. Tam kapatsam ben nasıl yapacağımı göstereyim sana. Tamam. Şimdi ben paylaşıyorum o zaman. 6 dakika kaldı. Gösteriyorum hocam. Tekeri, bir iki dakikada ben nasıl yapacağınızı gösteririm size. Bak şimdi. Onu şöyle yapacaksın. Bunu şöyle yandan bakacaksın. Şu şeye. Tamam mı? Şuraya. Hani biz geçen hafta motorun üstüne kablo lehimlemek için yaptığımız aparat kısmı vardı ya. Onun gibi yani. Şöyle. Buradan create sketch dedim. Yüzeyimi seçtim. Bakın şurayı. Tamam mı? Right dedim. Şöyle tam yandan göreyim bunu. Sonra buraya geldim dikdörtgene. Şöyle yakınlaştırdım. Şöyle. Şöyle ve şuraya kadar çizdim mesela. Şuraya kadar getireyim. Şöyle çizdim. Ha şimdi çiziyor pardon. Özür. Geldim şöyle. Ha çizdim mesela. Şimdi bunu bir döndüreyim. Göreceksiniz zaten ne yaptığımı. Ha şu şekilde. Tamam. Yanlış çizdim. Çok apar topar çizdim ama artık siz onu ayarlarsınız kendiniz. Sonra buraya finish sketch deyip şuradan extrude deyip şu seçip tamam mı? Şöyle yapabilirsiniz. Tamam mı? Şu şekilde yani. Dışarıya doğru yapamazsınız. Çünkü dışarıya doğru yaparsanız 25 santimetreyi aşmış olursunuz. Diskalifiye sebebidir bu. Söyleyeyim. Bunu içeriye doğru çekersiniz. Böylece kapatmış olursunuz yani. Tamam mı? Hocam. Hocam o zaman tekerleğin yerini almış olmaz mıyız? Güzel. Şimdi ben söylemeden siz söylüyorsunuz. O zaman tekerleğin kısmını daraltmış olursunuz. Değil mi? Peki onu nasıl engelleyeceğiz? O teker boşluğunun engellenmesini nasıl bertaraf edeceğiz? Onu da şöyle arkadaşlar. Yapacağınız işlem gayet basit. Şöyle yapacaksınız onu. Bir saniye şöyle bir. Şimdi şöyle yapacaksınız. Burayı yine hani delik açtığımız bölge vardı ya kısım. Edit sketch deyip geleceksiniz buraya. Şu delik için bıraktığınız boşluğu arttıracaksınız bu sefer. Biraz daha içeri sokacaksınız. O zaman şu delikleri de içeri sokmanız gerekecek falan filan. İş uzayacak yani. Tamam. Hocam ben sizin dediğiniz yapmak istiyorum ama öyle göndersem olur mu? Olur. Ben mesela buradaki yan kapamayı şeyle yapacağım. Söyleyin adına bir ekstra parça kesip buraya monte edeceğim. Aşağıya kadar kapatacağım bunu. Yani şöyle görüyorsunuz ya mesela şuraya teker gelecek ya. Buraya şöyle mesela bir 5 santimetrelik bir parça koyacağım ve burayı tamamen kapatacağım yani. Tamam. Benim planım öyle yani. Sizi bilemem. Şimdi bu tekeri nasıl yapıyoruz ona gelelim hızlıca. Yine beni sadece takip edin. Şimdi New Design diyorum. Bakın şuradan artıya tıkladım. Yeni bir çalışma penceresi açtım. Sonrasında buradan Create Sketch diyorum. Sadece dinleyin beni şu an. Create Sketch dedim, yüzey seçtim. Sonra buradan Tab dedim arkadaşlar. Tam çalışabileceğim noktaya getirdim. Sonra arkadaşlar Line'a geliyorum. Line. Geldim Line'a. Buradan şöyle bir şekil çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi göreceksiniz zaten ne yaptığımı. Şöyle ve şöyle. Biraz da böyle afilli bir şey. Alın size teker. Bakın çizdim. Nasıl oldu? Çok iyi. Çok iyi oldu, oldu hocam ya. Bu teker mi oğlum? Hiç kimse de hocam nasıl teker bu incecik çizgi demiyor yani. Herkes çok evet, iyi. Evet hocam ama yani biraz
Hem bir de tekeriz. Ben suyum. Hocam ne demişler? Biliyorsan konuş, bilmiyorsan konuşma akıllı sen. Şimdi bunu tekere nasıl dönüştüreceğim? Bakın çok basit. Şimdi finish sketch dedim ya. Burası kaldı benim elime. Şimdi bakın yukarıda revolve diye bir komut var. Bakın revolve. Buna tıkladım. Yana bir menü açıldı. Tamam mı? Şu revolve menüsü. Bana diyor ki profile, yani nereyi revolve edeceksin? Zaten seçili. Başka bir bölge olmadığı için otomatik olarak geldi zaten bana. Bu sonra select axis'a geliyorum. Bakın şu axis'ım şurası olacak benim. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Seçtiğim an buyurun size tekerleğim oluştu bile. Bakın nasıl? Ölüm çok iyi oldu valla. Değil mi? Çok da basit yani. İşte size teker. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela geliyorum yine bu edit skece. Şuraya geldim. Bunu bakın ne hale sokacağım şimdi. Görün. Mesela artistik bir teker yapmak istiyorsunuz. Geldiniz hemen şuraya line'a. Şuraya bir çıkıntı yapıyorsunuz mesela. Havalı bir çıkıntı olsun. Şöyle ya da düz bir çıkıntı olsun. Çok uğraşmayayım şimdi bununla. Şöyle şuraya çiz, şöyle hadi çizelim. Tamam. Sonra bunu trimle şurayı açtım. Evet. Bakın şimdi bir daha finish sketch dediğimde bakın tekerim ne hale geldi. Ops. Gördünüz mü? İstediğiniz tasarımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Özgürsünüz. Burada sizin seçiminiz. Hocam. Öyle. Hocam o küçük bir şey koydunuz. Nasıl hepsini kapladı hocam buraya? İşte revolve komutuyla bak şuraya revolve diyorum ya. Orayı tamamen çeviriyor 360 derece. Döndürerek yapıyor yani. Tamam? Ha hocam. Bu revolve komutuyla ilgili daha birçok bir şey yapacağız sizinle zaten. O çok büyük sorun değil. O yaptığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Tamam. Tabii bu çok üstün körü bir tekerlek oldu. Sonrasında yine daha düzgün bir şey yaparız. Tamam mı arkadaşlar? Tamamdır hocam. Tekeri anlamayan var mı? Ben de önceki yaptığım şasinin üstüne biniyor. Nereye biniyor? Önceki yaptığım şasinin üstüne biniyor. Şey mi? Yandaki o kaplamalar mı?